Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah istifade ettirmeyi nasip eylesin. Bakayım becerebilecek miyiz? Ne kadar istifade ederse kârdır. İnsanın kimliğini, kişiliğini, içsel kimliğini, ruhsal yapısını, diman özelliğini gösteren nüfus cüzdanı olan kelam. Kelam. Şimdiye kadar yukarıda öğleyin 4 ders yaptık bununla alakalı. İnşallah onu da dinlersiniz. Biz orada bahsetmediğimiz şeyden bahsedeceğim. Biraz daha hafif aşağı ineceğiz. Kelam nedir? Geldi bunu gıybette, yalanda, maç anlatmakta. Kulan. Peki. Kelam. Konuşabilmen için Allah lazım. Konuşabilmen için Allah lazım. Ve insana konuşan hayvan da deniliyor. İnsanın atık diyor, değil mi? Konuşan, diğer mahlukattan imtiyazlı kılan. Lafız, kelam, fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, teemmülün bekası, zihnin remzidir. İzah edeceğim. Ağızdan çıkan kelam. Dedi ki, ne olduğunu anlatayım size. Eğer bir kelam, onu izah etmeden önce burayı okuyayım. Tabiattan çıkmış bir kelam, fıtrattan böyle ben konuşuyorum. Benim fıtratımdan çıkan bir kelam, uslubuna, yani uslub, kelamın kalıbıdır. En dışarıda uslup var. Gir içeriye kelam var. Gir içeriye mana var. Mana kalpte yatıyor, uyuyor. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani mananın nasıl olduğunu bilmiyorum. Kalpte yatıyor. Nasıl yatıyorsa akıl derinden bir borazan çalıyor. Sonra o kalpten, oralara girmeyeceğiz tabii, malumatınız olsun diye söylüyorum. O mana kalpten çıktıktan sonra o irade borazan gibi öttürüyor. Sonra insanın o vicdaniyatını da süzerek kalpten vicdaniyata iniyor. Vicdaniyatın Latife-i Rabbaniyesinden, Marifetullah'ından, Muhabbetullah'ından ve İbadetullah'ından süzülüyor. Dima çıkıyor. Mana hala. Ama hepsinde boyalanıyor. En zahir 33 mertebe oluyor. Buraya çıkıyor. Burada en son mertebe ne var da Ali, buranın en son mertebesi? İtikat. Girmiş itikada. İn aşağıya itikattan. İltizam. İn aşağıya. İzan. İn aşağıya. Tasdik. İn aşağıya. Taakkul. İn aşağıya. Tasavvur. Dur. Buralardan boyalandı. Tahayyül denilen şey, hayal. Orada elbise giyecek. Elbise biçilme yeri. Oraya geliyor. Ondan sonra karşıya gönderiliyor. Benim nerelerimi süzerek, etkilenerek neleri ben yükleyebilmişsem senin de oranı aktif ediyor. Mesela ben tasavvurumdan bir şey ekledimse senin tasavvurunu, vicdaniyatımdan bir şey taşıyorsa senin vicdaniyatını aktif edecek. Acayip bir şey. Etten ses çıkması sanki haşa,
saz çalınıyor ya. Adamın düşüncesi manası düşünceye, düşünce tele dönüştürülmüş. Ses ama ses değil, mana. Duygulanmıyor musun? Ah olan ah diyorsun. Değil mi? Yani bir şey çaldığı zaman. Yani bakın mana düşünceye, bazen de düşünce manayı aktif ediyor. Sonra o saza dönüşüyor, tele dönüşüyor. Sesi dönüşüyor. Sese dönüşüyor. Şimdi diyor ki Üstad, 91 Mahkemat'tan okuyorum. Bir kelime ile kendini, adamın ağzından bir kelime çıksa, kendini nerede terbiye olduğunu gösteriyor. Yani için nüfus kağıdısı. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, kişi dilinin altındadır. Üstad diyor ki kelam kişinin karakterini gösterir. İçsel yapısını dışarıya taşır. Diyor ki kişinin uslubuna dikkat edersen, imanı nazar edersen bakarsın ki o kişiyi kendi sanatı içinde işleyen mütekellimi, yani düşünen bir kafayı eyleme dönüştürmüş. O aynaya misal uslubun içinde göreceksin. Yani işleyen bir insanın o adamı o kelamın içinde göreceksin. Kelam hiç affetmiyor. Ondan sonra Allah kelamı beşer kelamına benziyor. Benzemese insan dersini alamaz. Allah'a yakışır gibi Allah Kur'an'da konuşsa beşer dersini alamaz. Beşer kelamıyla beşer kelamı cisminde konuşması lazım. Alemlerin Rabbine hamdolsun diye. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Peki beşer kelamına ifadesi benziyor da niçin beşerin kelamı ayet olmuyor? Çünkü kelamın içerisinde Allah ilmi, iradesi ve kudretini koymuş. Kelam. Ondan Kur'an şifadır. İnşallah ömrüm yeterse, zamanım yeterse ona da gireceğim. Kelamın içerisinde, yani Üstad diyor ki, kelam kudret olmuş, kudret kelam olmuş. Ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut dediği anda, oluyor olduğun anda söylüyor. Yani eylemi kelama, kelamı eyleme dönüştürüyor. Yani mesela biz desek ki, ey sema, suyunu keser misin? Veya kes, dinler mi beni? Allah diyor ki, ey sema, suyunu kes. Dinler mi? Dinler. Allah diyor. Allah diyor ki, semaya, ey sema, suyunu kes. Ben de diyorum, aynı şey, kelamı kullanıyorum. Ey sema, suyunu kes. Kesilmez. Ha, içerisinde Allah var. Yani kudret var. Kudret, yani Allah dediği için kesilmiyor, kesildiği için demiyor. İkisi aynı anda oluyor. Yani mana ile kelam aynı olmuş. Yani E eşittir MC kare, kitap okuyanlar. Yani madde donmuş enerjidir. Zahirde maddedir. İşte mana donmuş kelam olmuş, kelam donmuş üslup olmuş. Onu da mı anlatalım? Tamam. Çok güzel bir misal değil mi o da? Peki. Hem de birkaç tane sorumuza cevap versin. Bunu da şeyde giderken Orlando yolundaki pervanelerde Orlando'ya hatıra olsun. Şimdi namaz kılıyoruz değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tesbih çekiyoruz. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Aynı şey tekrar ediliyor. Element. Tekrar. Şimdi pervane biliyorsunuz, elektrik üretim var yani böyle. Rüzgar. Bir aşağıya bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, bir aşağıya bir yukarı, bir aşağıya bir yukarı dönüyor değil mi böyle? Ona bağlı olan bir mil var. Mil. Burada endüvi dedikleri dinamo bağlı. Bakırdan, tellerle. Boşlukta değil böyle, havada dönmüyor. Burada bir disk var, yastık. Dört tane yastık var burada. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Dört tane. Burada dönüyor.
Boşlukta dönmüyor. Burada dönüyor. Şimdi bu endüvi burada dönüyor ama bir aşağı bir yukarıya, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı. Ama burada bu dönüyor. Bu dönerken beşerin ifade edemediği, bakıra benzemeyen kömür bu. Bu disk kömür, üzerine mıknatıs var. Buradan kablo var. Bu dönerken bakır ile mıknatıs arasında, kömürle mıknatıs arasında dönen şu endüviden ortada boşlukta yani. Endüviye yani bobine benzemeyen, kömüre ve mıknatısa benzemeyen hiçlikten, gaybtan bir beşer bir laf uydurmuş. Manyetik bir alan. Elektrik şey yapılıyor. Manyetik bir alan oluyor. Elektrik değil daha bu. Manyetik bir alan. Bu manyetik alan mutlak ve muayyen. Şey muayyen değil. Mutlak dağılmış. Yani burayı sarmış duman gibi. Sonra bu kömürden, mıknatısdan kabloya mutlaklıktan muayyenleşiyor. Yani burada bir duman iken, bir şey uzatmıyorum, çok miyim de. Buradan duman iken kablo vasıtasıyla bir kurala giriyor. Sisteme tabi oluyor. Kabloya giriyor. Kablodan çıktı, girdikten sonra İstanbul'un tahmin edin elektriksel ne kadar cihaz çalışıyor? Süpürge makinesi, kaynak makinesi, fotokopi makinesi. Adli belli değil. Tamam. Şimdi bak, bu pervane bir aşağı bir yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber namazdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Ama burada bu dönüyor. Bu endüvi dimağdır. Dimağ aktif ediyor. Hareket. Bu dört parça edille-i şeriyedir. Kitap, sünnet, icma, kıyas, kalp. Kafa zaten kalbin hizmetkarıdır. Kalbin içinde dönüyor. Ve ortaya gaybi bir enerji geliyor. İmana kuvvet diyor ustad zaten. İman bir kuvvettir, bir nurdur. Ortaya çıkan bir enerji, yani iman, mahluk. O da giriyor kablodan, hissiyat, ruhun derinliklerindeki İstanbul'un nihayetsiz cihazlarını çalıştırır gibi, ruhun derinliklerindeki istidat ve kabiliyet cihazlarını çalıştırıyor. Bir aşağıya bir yukarı, bir aşağıya bir yukarı ama burada cihaz çalışıyor. Mesela pervane çalışıyor ama burada adam fotokopi makinesi çalıştırıyor. Burada dönüyor ama adam kaynak yapıyor. Burada şey yapıyor ama adam ekmek yapıyor. Yani düşünün bu pervane, ya hiç kimse sormaz. Ya ne manyak manyak adam aynı şeyi tekrar edip duruyor. Aynı şeyi tekrar aşağı yukarı. Hiç kimse demez. Ha, bu böyleyken namaz da böyledir. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı ama burada endüvi dönüyor. Ona, o harekete bağlı olan dima dönüyor. Dimadaki yedi bobinin bölümleri var. Dimadaki yedi bölüm gibi taahhüt tasavvur. Ortaya çıkan enerji iman. Dönüşmanı kelamın maddeye dönüşmesi gibi. Evet, hareket kelamdır. Mesela bir adama bir laf diyorsun, iki sene unutamıyor. Sığıra bir git bir şey anlat, hiç umurunda değil. Kur'an oku, defterinde değil. Türkü söyle, hiç basmıyor. Ama bir adama bir laf diyorsun, iki sene ayağa kalkamadım diyor. Unuta, çok ağır geldi. Ola nereye ağır geldi ya, laf işte bu. İki sene unutamıyor. İşte bu kelamdır. Yedi tanenden dönmede meydana gelen bu hareketten Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Buradaki bölümlerdeki ses o zaman elektrik üretiyor. Nasıl üretiyor? Burada nasıl üretiyorsa sebep yok. Tamam. Ta derinliklerini de üretiyor. Şimdi hatta nefsini nefesinden yani kişinin kişiliğini kullandığı kelamından, uslubundan, sesinden, mahiyetinin nefsinden, üfürmesinden, tevehüm, yani bu adamı kimlik olarak düşünmek, mizaç ve sanatını kelamıyla mümteziç tahayyül etsen, hayalüyün mezhebine muattap olmuyorsun. Yani seni kimse inkar edemez. Şimdi, ben bu şuradakini biraz izah ettikten sonra, dersime çalışarak geldim. Bu mana bir, iki,
3, 3,5. Size merak etmeyin, sıkmayacağım. Seçmiş olduğum cümlelerde birkaç tane okuyacağım. Şimdi gelelim mevzuya. Daha yeni ısındık. Lafız, fikrin kaymağı. Fikrin yeri neresiydi? Dimağ. Neresinde? Taakkulda, aferin. Dimağ şu kafada 7 mertebe var. Diye diye hepiniz ister istemez ezberleyeceksiniz. Lazım size çünkü şey değil yani. Bilmeseniz de olmaz cinsinden değil. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7. Bu taakkulun içerisinde bir fikir var. 12 yapı var. Bir tanesi fikirdir. Kelam o zaman fikrin kaymağı. Sütün kaymağı nedir? Aşağıyı gizler. Öz. Demek ki kelam, taakkul var ya içeride, aklın içerisi. İçerisini dışarıya gösteren, kalitesini gösteren. Aç abim camları. Demek ki kelam, fikrin yani aklın kaymağı. Sütün için içsel yapısını gösteren yapı, kaymak. Tasavvurun sureti. Tasavvur neresiydi? İkinci mertebede. Tahayyül, tasavvur. Tasavvur ne deposuydu? Düşünceler deposuydu. Her çeşit şeyler var orada. Her çeşit konuşma var. Acayip bir yer yani. Her çeşit mana. İşte o manalardan seçiyor, surete dönüşüyor. Tasavvurun sureti kelamdır. İçini sana gösteren. Suret tarif ediyor değil mi? Mesela bu adam yaşlıdır, 40 yaşındadır. Namaz kılıyor, simadan belli olur kişi. Namaz kılar, Süleymancı, tarikatçı, nurcu, faizci, zinacı, içkici hep belli olur. Ehli anlar. Hatta böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, tamam mı? Böyle hep ehlin cemalumdur bunlar. Yani kelamdır. Dışarıyı, içi dışarıya taşıyor. Arkadaşlar, affınıza sığınarak misal vereceğim de kusura bakmayın. Doktora gittiğiniz zaman, doktor sizi tam teşhis edemediği zaman, ben aklen, insan olarak, ilmimle kendi, senin içini teşhis edemedim. Üşüttün mü, mikrop mu var? Ne kaptın bilmiyorum. Bana gaytanı, büyük abdestini ve küçük abdestini getir. Ulan ne yapacaksın sen doktor ya? O senin kimliğimdir. Lan ne kimliğim? Doktor bey bu nasıl benim kimliğim? Herkesin bilmem nesi farklı. Herkesin bilmem o var ya attığımız. Herkesin kimliği gibiymiş. O attık değer vermediğimiz şey. Meğer seni içini dışarıya taşıyor. Doktor onunla senin içini seyrediyor. Mossad ne yapmış biliyor musun? Türkiye'den giden başbakanlara, cumhurbaşkanlarını münasebet kurduktan sonra otele alıyorlar. Otelin tuvaletini, bilmiyor tabii başbakan, o mazgalından hemen bir umumi kanalizasyona giden değil de bir kaba bağlıyorlar. O başbakan veya cumhurbaşkanı kim ise oraya bıraktığı pisliğiyle, pis dediğimiz oysa kimlik, onu alıyor. O adamın içsel yapısı kanser midir, verem midir, ortalama ömrü nedir, zaafı nedir? Onlarla tespit etmeye çalışıyorlarmış. Sonra gittikten sonra onu alıyorlar. Bakıyorlar bu adamı tahlil ediyorlar. İdrarından ve gaytasından ne var içinde? Allah Allah. Peki bunu bilenler, mesela ben bilenlerden biliyorum. Bizim başbakan Amerika'ya gittiği zaman onun tuvaletini MIT bildiği için daha önce hiç dokunmamış. Kendi kabını götürmüş, o umumi yere yaptırılmamış. Ama onlar bilsinler diye elini de suya yıkattırmadan o lavaboya, elini kaba yıkattırılıyor. Oraya musluğu açıyorlar, su, temiz su şırırı gidiyor. Size bu lazım. Doktorum burada. Sahana mı girdim gene? Girmediğin olmadı ki diyorsun.
Demek ki herkesin pisliği ha bu laboratuvarcı burada. Nerede abim? Herkesin ayrı değil mi abim? Evet. O ta kendisi ihtisas. Bu kancı, kan diyorlar. Ne diyorlar? Diyaliz. Bu da laboratuvarcı. Hakikaten herkesin idrarı ve şeyi adeta içsel kimliği içini dışına taşıyor. Ben bununla ne anlatmaya çalışıyordum? Kişinin kokusu, kişinin siması, kişinin sesi, kişinin uslubu, kişinin yürüyüşü, kendi hatta et parçası, buradan koparttığınız eti atamazsınız. Büyük abdest gibidir fıkıhta. Necaseti galizedir, hafife değil. Kişinin kimliğini taşıyor. Yani gusulunuzu almadan temizlik yapmayın banyoda. Size bir tavsiyem. Abdestsiz tıraş olmayınız. Sizden abdestsiz bir şey ayrılmasın. Tırnak sizden abdestsiz ayrılmasın. Abi bir bardak su iç ya. Bir bardak su verin abimize. Sen kalk. Ha, getir getir. Şimdi kişinin yapısını dışarıya taşıyandır. O zaman biz onu abdestsiz bedenden koparmamamız gerekiyor. Teemmülün bekası. Teemmül şudur. Normaldir canım, beşerdir. Ben de içiyorum devam. Teemmül şu. Taakkul var ya, taakkul. Buraya gelin zihninizi. Taakkul yani akıl, içerisinde 12 yapı var. Altısını dışarıdan içeriye alır, altısını içeriden dışarıya verir. Bir daha söylüyorum. Top burada mıyız? Taakkul, dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakkul. Taakkulun 12 ana tema var, yapısı var. Bunun altısı dışarıdakileri içeriye alır, emri nispi tarafı. Altı tanesi de içeridekini dışarıya taşır. Teemmül bu 12 farklı yapıyı bütüne getiren yapı. Teemmül. Teemmülün bekası, içsel yapının devamıdır. Yani konuşurken güçleniyor orası. Ders yaparak ben güçlendiğim gibi. Hani şeyde de söylerdim seni sağdan. Hatta senden duymuştum. Öldürmeyen hastalık insanı güçlü kılar. Ona karşı bir savunması sistemi gelişti ya. Sonra zihnin remziidir. Zihin neresiydi yeri? Zihnin yeri? Vicdan. Bak, vicdanı karpuz gibi yaralım. İçinde dışarıdan içeriye doğru girersek. Dışarıdan içeriye. Arkadaşlar en başı en sona götürdünüz ya Rabbi. Zihnin yani vicdanın 4 ana teması var. Soğan kabuğu gibi. En dışarıda en kesiftir. İrade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Latife-i Rabbani. Git çıktın dışarıya Alaaddin. Peki irade kişinin çalıştığını nasıl anlarız? Dışa vuruşu nedir iradenin? İbadetullah. Nerede söylüyorum ben 136 Hutbe-i Şamiye. Peki zihnin çalıştığını nasıl anlarız? Marifetullah. Marifetullah varsa adamın zihni iyi. İbadetullah varsa adamın iradesi güçlü. Ya abi benim iradem yok ya kahveden, televizyondan, şundan buradan kurtulan. İradem güçlü değil. İbadet yapacaksın kardeşim. Abi namazları kılıyorum. O zaman sabah. İşrak, duha, akşam, evvabin, hele hele gece teheccüd namazını kılacaksın. Farzın dışında onlar farz meziyet değil. Farzı kılman meziyet değil. Ha, pervane dönecek. Pervane dönecek. Pervaneden çıkmıyor, çok güzel. Pervaneyi döndüreceksin kardeşim. Adeta pervaneyi döndüren rüzgar. Değil mi? Ha, zihnin bekası. Zihin dışarıya vurursa ne gözükür? Marifetullah. His dışarıya gözükürse? Muhabbetullah. Muhabbetullah eylem olarak ne demektir? Muhabbetullah gibi bir de dostunu, düşmanını Allah tayin eder. Bu insanı. Bu insanın dostunu, düşmanını Allah tayin ediyorsa
bunun vicdaniyatındaki his şubesi iyi çalışıyor. Kendi kafasına göre dost düşman ediniyorsa, yani kaynaksız, bir yere dayanmadan ben bunu sevmiyorum, ben bunu onaylamıyorum, ben bunu onaylıyorum veya seviyorum. Nereye göre? Vallahi bana öyle geliyor diyen hissi çalışmıyor. Yani dimağdaki temayül, temayülüdür. Şimdi bunu bitirdikten sonra külliyattan toplamaya çalıştığım, size kısaca külli bir şey olsun diye bulduğum şeyleri okuyacağım. Kelam-ı Rabbani, Allah'ın da kelamı varmış. Allah da sesle konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Konuşturan o değil mi? Ben mi? Benim mi yani? Bu konuşturan odur. Onun esmasının tecellisi. Şekille konuşur, mevcudatla konuşur. Vahiy ile konuşur. Bak seninle ne ile konuşuyor? İlhamla konuşur. İlham, sunuat, tuluat, rumuzat, işarat. Yani vahiy Allah'ın konuşmasıdır. Bazısı hususi, bazısı has. Umumi. Kabe'nin taşı Allah'ın evine nispeten kutsiyet kazandığı gibi kelamda nispet edilene göre değişir. Kabe'nin taşı kutsidir. Elini sürmek için adam yani kavga yapıyor. Allah'ın evine nispet edildiği için. Allah'ın evini oluşturduğu için. Eğer o taşı oradan sökün, oradan sökün, gidin yola koyun. Yola dizin. Hiçbir değeri yoktur. Nispet kesildi. Yani bağlantı gitti. Şöyle de yapın. Hacca ve Ümre'ye gidenler, hayalinizden bütün insanları silin, yok edin, buharlaştırın. Sen tavaf ediyorsun. Hacım bir derim, Kabe'nin bir kıymeti olur mu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir zevk vermez. Hiç kimse mücadele etmese, inanın Hacer-i Lesvet'e kimse elini sürmez. Kimse mücadele etmediği için namaza koşmuyoruz. Bir kapışsalar, tamam mı? Kapışmakta bir keyif var ya. Onun için Kabe'yi aktif eden bir unsurdur. Hareketlendiriyor orayı. Onu da kaldırırsan herkes ölü gibi olur. Namaz kılmak gibi olur falan. O şeyler gibi, Vehhabiler gibi. Devamlı elini sürdükleri için telefonla konuşuyorlar namazda falan. İşaret ediyorlar bu tarafa gel diyor falan. Yani kasten dikiliyorlar ki orada namaz kutsiyetini Müslümanlarda yıkmak için. Namazda bunlar oluyor diye. Namazın kutsiyetini yıkmak için kasten yapıyorlar Vehhabiler. İngilizlerin kurduğu bir sistem. İslam'la alakaları yoktur. Nasıl konuşuyorsun? Konuştuğum gibi nasıl anlıyorsan öyle anlıyorsun. Öyledir. Kelam eşyanın hakikatına, mahiyetine cami ise o kelam karşının hem hakikatini hem de mahiyetini değiştiriyor. Çünkü onun kanuniyetine cami, nasıl ki bir video programına hangi çeşit videoyu koyarsan onun genetini değiştiriyorsun. Senin istediğin cinse dönüşüyor ve değişiyor. Bir video düşün. Kamerayla çektiniz. Bilmem ne uzantı. Gidiyorsun video dönüştürme şeyi var. Diyor sana soruyor. Feleve mi yapayım? Vememe mi yapayım? Vesaire. Dönüştürüyorsun. Aynen kelamda karşıyı değiştirebiliyorsun. Niyet ve nazar, mahiyet eşyayı böyle değiştiriyorsun. İçine giriyorsun yani. Evet nasıl değiştiriyor çekirdek? Genetiğini beşer nasıl değiştiriyor ağacın? Nasıl giriyor musun? Şimdi E eşittir MC kare ya, madde yoğunlaşmış enerjidir. Adam kelamına o kadar kutsiyet vermiş ki nazar ediyor. Nazarla içine giriyor. İstediği gibi oynar orayı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizeleri sırf ona has değil. Beşerin gelecek teknolojinin nümuneleridir. Tükürüğüyle sürmüşse bu sürülecektir, olacaktır. Gelecek teknolojinin nümuneleridir. Teknolojidir o. Peygamber aleyhisselatın mucizeleri. Parmağından su akıyor. Şimdi de akar. Kola ufak bir klima koyuyorlar. O çölde Amerikalılar yaptı. Havayı alıyor. Klimadan bilmiyor musunuz? Yani soğuk yaparken su akıtıyor bir taraftan. Havadan alıyor sıcağı. Buradan da. Ondan sonra burada şey var. Emiyor adam parmağını. Su. Gayet normal. Yani dolayısıyla
böyle tükürüğün sürdüğü zaman, yapıştırıldığı zaman o da yapışıyor. Ne yapıyor? Şu, kişi ne kadar maddeden sıyrılırsa, bedenine hakim olursa o kadar kutsileşir. O kadar kendisine hükmettiği nispeten karşıya da hükmeder. Karşıya da hükmeder. Ya nasıl olur? Ya çocuk uzaktan kumanda ile arabayı yürütmüyor mu? İnsanoğlu uçağını, helikopterini yerden uçurmuyor. Müsaade et de ruh da bedeni uçursun kardeş. İstediğini yapıyor. Hani bazen demiyor musun? Ulan şu adama bak ya. En gerekli lanı gibi gözü sokuyor ya. Yani ne acayip şey yapıyor diyor. Etkilenmiyor musun? Çakıyor yani. Sen ne kadar dolu dolu yaşıyorsan senden bu halinden çıkan kelam karşıyı etkileyip değiştiriyor ve dönüştürüyor. Allah'ı düşün o zaman. Sen mesela manayla ne kadar mütefekkir, manaya ne kadar yaşıyorsun canlı, karşıki tarafı etkiliyor musun? Etkiliyorsun. Peki Allah, haşa, haşa, tefekkür için söylüyoruz. Allah hep dolu doludur. Esması. O da böyle hep canlıdır. Haşa, anlatmak için söylüyorum. Esma böyledir. Allah bütün esmasının bütün meratipleriyle dolu doludur. Buradan gelen, buraları taşıdığına göre kelam-ı ilahi düşün tesirini. Benden gelen beni taşıyorsa kelam-ı ilahi Allah'ın ilmi ve iradesi ve kudretini taşıyor. Acayip bir şey yani. Benim yani sesim beni nasıl taşıyor? Çekirdek nasıl ağacı taşıyor? Uzaktan sinyal uçağı nasıl düşürüyor? Elektronik nasıl yapıyor? Değil mi? Ha, bu da böyle. Kalpten çıkan şua. Zaten çocuklar ve köpekler koltuk altı ve haya yerlerinde çıkan dalgadan anlıyorlar sevilip sevilmediğini. Ve her bir bölgeden çıkan dalga ayrıdır. Acayip bir insan dalga yayıyor devamlı. Mesela ben bizatihim şahit oldum. Allah ettirdi. Kur'an sırf namaz kılanın dışarıya yaymış olduğu enerji çapı çok küçük. Kişinin Kur'an okuma, takvalı yaşama nispetinden yaymış olduğu çapın genişliğini 1, 3, 5, 7, 9, 17 metre kadar gördüm. Giderken kişi öyle bir manyetik alanına gidiyor ki ervah, habise, şeytan, cin kaçışıyor. Eğer manyetik alanın yoksa senin geldiğini kimse görmüyor. Sen de pat üzerine basıyorsun. Bu ses seni çarpıyor. Abdest alınca en az bir metre manyetik mahrem çapın oluyor. Yedi ayeti kürsü için söylüyor Allah Resulü. O ayeti kürsü okuyun. Önüne, sağa, arkaya, sola, şu değil. Yukarı, aşağı. Tutabildiğin kadar tut. Yani tamamen koridor oluyor. Fazla uzatmayayım çünkü okuyacağım çok yer var. Kelamın suretleri farklı farklı meratipte bulunabiliyor. Yazı, ses, şekil, mana, his, fikir, zihin. Kelama bakın, kelam bu. Zihin, marifet, muhabbet, şefk, şefkat, lezzet, zevk. Formatları da bulunabiliyor. Yani kelamın uzantıları bunlar. Değiştirebiliyorsun. Ki karşının aynı cinsini uyarıyor. Şefkatli olan ancak şefkat duygusunu uyandırabilir. Gaddar adam şefkat uyandıramaz. Kelam geldiği alemi karşıya taşır. Adeta fotoğraf gibi, video gibi. Karşıya taşıyor. Mesela videoyu alıyorsun, adamı götürüyorsun, çekiyorsun. Başka kelamın işteyken konuşanın kendisi var. Hangi mertebesinden ne yüklemişse karşısında orasını uyandırıyor. Yani benim iç alemim daha önce anlattım. Mesela fesahat dereceleri böyle böyle oluyor. Yani fesahat maksadıma göre karşıyı
etkileme yöntemi. Kur'an bunu çok kullanıyor, fesat. Yani geldiği alemi ne kadar taşıyorsa karşının uyandırılması o kadar kolay olur. Mesela mağma tabakası. Mağmada bir patlama oluyor, volkan çıkıyor değil mi dağdan? Peki o çıkan dağdan alevde neler var? Mağmadan çıkan madenlerle beraber hangi yerden geçmişse hepsinden alıyor. Eritiyor, içine katıyor. Eritiyor içine, ondan sonra dünyanın yüzünde olmayan elementler çıkıyor dışarıya. İçi dışarıya taşıyor. Kelam da böyle. Geçtiği alemleri taşıyor. Maden suları da böyledir. Kelam aynadır, içerisinde bakanı gösterir. Mesela ben konuşuyorum. Zannediyorsunuz ki beni seyrediyorsunuz. Hayır. Benim konuşmamla kendinizi seyrediyorsunuz. Aynı zamanda kelama üfleyeni gösterir, tanıttır, ifade eder. Mesela bak, şuraya bakmak istiyorum, bana bakın, saçımı tarayacağım. Nereye bakacağım? Aynaya. Bu ben miyim? Değilim. Bunu gördüğüm halde bunu tarıyorum. Aslında bunu taramam lazım. Bunu görüyorum, buraya bakmak için buraya bakmam lazım. Buradan buraya bakıyorum ama o kadar fena fil olmuşum ki burayı hiç görmüyorum. Burasını yapsana burayı, böyle yapmıyorsun. Hatta bilgisayarda, kamerada sağa sol karıştığı için insan saçını tarayamıyor. Taramıyor, evet. Ya tırda öyle. Dört sesini çevirmek için başka şekilde hareket edeceksin vesaire. Kelamda da öyle. Sen kendini seyrediyorsun. Ben ne kastettiğimi sen zor. Sen o kelamda, Allah Resulü diyor ki ben bir aynayım, herkes kendisini bende seyreder. Başka bir ayna söyleyeyim, kendinizi seyrettiniz. Senin ne olduğunu sen bile bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Allah bir şey yapar, icraat yapar geniş dünyada. Hadiseler geliştirir. Bu cemiyet hayatında gelişen hadiselerde senin ortaya koyduğun tarafgirlik, hissin, fikrin, davranışın sen olsun. İddia ettiğin değil. Demek ki bunlar seni içini dışarıya etmek için oynanan figürlerdir. Biz de zannediyoruz ki esbabın tesir hakikisi var. Tesir hakikisi yok. Olaylar, gelişen olaylar bizim içimizi dışımıza ediyor. Bizim kim olduğumuzu bize göstermek içindir. Sonradan keşke diyor. Sen bakayım sadakatli misin, değil misin? Kur'an'a mı, Resulullah'a mı, kime tabisin? Bunun göstergesi. Yoksa manayla olmaz. İşte gelişen hadiseler ve ağzından çıkan kelimeler, sen kendini seyrediyorsun. Aslında sana aynadarlık yapılıyor. Abi kelam suretin bir mertebesi midir? Suretin bir mertebesidir. Aynı zamanda sirayet ediyor. Mesela merak etmiştim. Almanya'da olanlar bilir. Veya seyredenler, buna ait videolar da var. Köpeği dolaştırıyor bir kadın veya erkek. Köpek sahibi köpeğe benziyor. Çok merak etmiştim. Acaba köpek mi sahibini değiştiriyor, sahibi mi köpeği mi değiştiriyor? Hangisi geçiş yapıyor? Hangisi güçlüdür? Kur'an diyor ki, kelenamu belhmadal. Kafir hayvandan daha aşağıda. Aşağıda olunca demek ki köpek değiştiriyor sımasını. Evet. Diyorlar ki bir karıştırma yapmışlar, maymundan insan gelmiştir. Hayır, bir doğru diyorlar ama karıştırmışlar. İnsandan maymun olmuştur ama maymundan insan olmamıştır, Kur'an söylüyor. Siret, süret, ahlakları Peygamber Aleyhisselam'dan önce olan kavimler varmış. Böyle domuz, yılan, ayı, hınzır hadiste de geçiyor. Bunları Allah o içleri gibi yapmış. Domuza benzetmiş, yılana benzetmiş. Maymuna benzetmiş. Benzetmiş ama biraz karıştırmış, tersi. Yani devrik cümle kullanmışlar. Maymundan insan demişler. Bir şey hissetmişler ama yanlış ifade etmişler. Oysa insanda maymun olmuştur. Biliyorsunuz. Çok tuhaf bir alemdeyiz. Burası noktalı virgül, burası değil. İnanın bu alem ahiret ve alemi gayb üzerine serpilmiş tenteneli bir perdedir. 18 bin alemi diyor ustad, bu alem içinde gördüm.
anladım, düşündüm demiyor. Bu alem. Kardeşler böyle biraz böyle kazırsan, altında hemen toprağa kazırsan su çıkar ya. Şu maddi anlayışımız biraz böyle hani enfusi tefekkürlerle yaparsak hemen manaya geçersin. Manaya geçince ne karın olacak biliyor musun? Bir tanesi dedi ki abi tefekkür dersimde benim ne karım olacak dedi bak. İnsan kainatın aslidir. Çekirdek ağaca neyse insan varlığa böyledir. Bütün insanlar ve kainat insanın etza ve efradıdır. Kainat ise nevidir. Sen tefekkür yapabiliyorsan kainatın arkasındasın. Yani ağacın çekirdeği, Nur-u Muhammed'i, ağaç, şeceri hilkat, meyve sensin. Şu meyvenin içerisindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin aynı olma hasebiyle ağacın başındasın. O zaman ağaç senin açılımındır. O herkes böyle düşünsün, ben böyle düşünüyorum. Siz benim etsa ve efradımsınız, gölgelerimsiniz, dişe vurumşumsunuz. Peki soruyorum, insan gölgesine hava atar mı? Ne haber lan? Der misin? Böyle kibirlilik yapar mısın? İnsan gölgesine şehvet olur mu? Gölgesine kabadayılık olur mu? Eli mesela. Ne, sen misin lan üstün ben mi? Böyle bir deli gördünüz mü? Eliyle kavgalaşan. Niye? Bu benim uzantım. Ha, maddenin arkasına geçen insan bütün herkesin kendisinden olduğunu bildiği için enaniyet, gurur, haset, kibir olmaz. Olmadığı için lise mektebinde lise kızlarıyla erkekler Emirdağ'ında Afyon'da Eskişehir'de ağlamış. Ağlam biz görsek şehvetimiz artar. Sebebi maddenin arkasına geçince bütün insanların kendisi etsa ve efradı olduğunu görüyor. Hatta kainat nevi hükmüne geçer diyor. Beşinci remiz. Şimdi ben hakikatim itibariyle kainatın arkasındaysam cennet, cehennem, arş, kürs, Cebrail, Mikail, İsrafil, kadın, erkek hep benden yapılmış. Benden yapılan gaye olur mu bana? Daha üstün bir şey olacak. O zaman diyor bunu anlamış adam isteyene ver onu. Cennet, cehennem benden zaten yapılmış. Benim gölgelerim zaten. Bana seni gerek seni dettirmiş. Arkaya geçince ne haset kalır? Çünkü insan gölgesine haset yapmaz. Gölgesi bak düşüyor. Ona haset yapar mısınız? Kibir yapar mısınız? Sen misin lan ben? Gölgeyle kavgalaşan adamı zaten Bakırköy'e götürürler. Ha, işte bütün mevcudat senin için gölge olur. Enfuste terakki ettikçe. Artık seni dünya bağlayamaz. Ne olur biliyor musun? İkinci karın. Yuhyi ve yumit eşit olur. Hatta yumit daha kaliteli olur. Ha, yuhyi ruhlar aleminden alemi şehadete doğru götüren bir yöntem, yöndür. Yani yüzü bu taraftadır. Yuhyi, ruhlar aleminden dünyaya geldin, aşağıya indin. Yumit ise seni alemi şehadetten ruhlar alemine doğru Allah'a götüren bir yöndür ki üstündür. Dünya ile ahiret eşit olur. O zaman böyle yaşayan insan uzun yaşama, kısa yaşama kadındır, erkektir. O buralıdır, oralıdır, Türktür, gavurdur, Mısırlıdır. Bilmem öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. Güneş nerelidir? Onun gibi bir şey oluruz. Mevcudattan çıkıyorsun. Güneş her yerlidir. Ağaç değildir, şeftali değildir, armut değildir, ot değildir. Türkiye'li değildir, galaksili de değil, her yerlidir yani. Hadi bakalım biraz daha. Kur'an bu kainat Halik-i Zülcelal'in kelamı olarak rububiyetinin mertebe-i azamından çıkarak umum mertebeler üstüne gelerek o mertebelere çıkanları irşat ederek fen ve zekaca muhtelif binler tabaka muhataplara feyzini dağıtıp nurunu neşrederek kabiliyetçe ayrı ayrı asırlar karnlar üzerinde yaşamış 390 diye Kur'an'dan şey yaptım. Biraz da gideyim. Her bir kelamın hatta her bir kelimenin hatta her bir harfin hatta bazen bir sükutun vücuhu bulunuyor. Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini veriyor Kur'an. Başka? Yazı ve kelam
ya bir fikrin veya bir hissin veya bir latifenin ya bir ruhani haletin fotoğrafı olarak kendini ifade edip gösteriyor. Kelam var ya ağzımdan çıkan. Ya bir fikri kaynamanın, kaynıyor fikrim, onun fotoğrafı, ya bir duygusallık halimin göstergesi, ya ruhsal bir yapılanmanın ifadesidir kelam. Yani değişir. Kişiden kişiye değişiyor. Hatta aynı kişi halden hale değişir. Alemi melekuttan, alemi gaybtan üflenen kelamda ise senin o tarafların uyanıyor. Nasıl ki şehvani, siyasi ve manaları ifade eden kelam senin de o tarafını uyandırıyor. Mesela siyasi deyince hemen aklınız gitti mesela. Benim de gittiği gibi. Ne yapıyor? Yani ne öfleniyorsa o aktif oluyor. Senin o uyan manaların var diye senin. Bak hemen deprendi. Acayip bir şey yani. Onun için iyi olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Başka yöntemin yoktur. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ya ben ne yapacağım da iyi adam olacağım? Fişi takacaksan o kadar. Şahsı sen yapmıyorsun. Fişi şu. İyi adam olmak için Allah aşkına hiç gayret etme. 3 tane şey yap yeter. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Şimdi burada horon oynayamazsın. Doğru iş yapacak zorundasın. Doğru yerdesin. Doğru insanlarla beraberiz. Sen de doğru yapmak zorunda kaldın. O zaman ne yapıyor? Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Öteki taraf, öteki tarafta lambalar yanıyor. Bak aşağı yukarı yapıyor ama lamba yanıyor. Yazılar oluyor, sanayi çalışıyor. Madenler çıkıyor. Celaskal taşıyor, yük taşıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı adam ne yapıyor? Kelam bazen bir su, bazen bir güneş olur. Bazen sana bir toprak, bazen hava olur, insanı inşa eder. Diyorsun, olan bu konuşma benim çok acayibime gitti diyorsun. Peki, anlaşılan biraz da sıcak oldu. Ben çok çok çabuk geçeyim. Allah'ın bizden istediklerini kelamından istinbat etmek. Başka, kelam sıfatından gelen şeriat ilahiye. Başka, insanı rahatlatan bulunduğun ortamından çıkarıp bahara, yaz iklimine taşıyandır. Kelam koridordur, tüneldir, berzahtır. Kapının anahtarıdır kelam. Hem saadet-i ebediye karşı bir penceredir kelam. Mesela penceredir diyor. Bazı yerde 10. sözde baptır diyor. Bab-ı insaniyet. İnsan kapısı. 33. söze penceredir diyor. Bir girilen çıkılandır haşir. Bu dünyada 33. sözde ise bakılan yerlerdir. Başka ben atlayarak şey yapıyorum. Lef-i mahfuzu bizi taşıyan koridordur, berzahtır, tüneldir. Kelamın nuru Cebrail. Kelamı kim taşıyor? Kelam. Şimdi burada kelam gözüküyor ama şöyle bir şey anlatayım da bir de ne olduğunu bil, ona göre konuş. Arkadaşlar, ikinci şuadan söyleyeceğim. Şu şeceri hilkat İsrafil misal bir vücuttur. Sen, bak arkaya geçeyim. Benim gömleğim, bunu duydunuz da bir şey, başka bir şey anlatacağım. Benim gömleğim, benim atletim, gir içeriye, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim ruhum diyen bendir. Ruh değil, tamam. Şimdi sen, ben olan ben oradasın. Onu karıştırma. Bu vücudu meydana getiren donmuş, la teşbih ve la temsil, ya Rabbi anlatmak için şey yapacağım. Şu beden İsrafil misaldır. İsrafil'in temessülüdür bu beden. Dima, lef-i mahfuz, Cebrail, Ceberut, cebredici güçlerin cemi. Yani bedenini bil de ona göre kullan. İsrafil misaldır. İsrafil'in alem-i şehadeti ki temessülüdür, şey timsalidir. Dima, Cebrail. Hayat, yani hayat İsrafil. Şuur ve his, Mikail. Ruh, Azrail. Kelam, bak neydi Dima? Oradan çıkıyor, kelamın mümessili, zaten vasıtası Cebrail. Cebraillik oluyor, temessülleri oluyor. Neyi düşünüyorsanız oradasınız.
lef-i mahfuza gidiyorsunuz, oradan konuşuyorsanız sanki bir Cebraillik hakikati tezahür ediyor. Cebredici bir güçtür kelam. Cebir, ceberut. Biraz da ağzımı tutmak lazım. Anladınız herhalde. E o kadar. Anlayan anlamayan. Şey, arkadaşlar. Konuşabilmen için Cebrail lazım. Kim dedi onu? Bir. Tamam. Tamam. Bil kıymetini. Cebrail senin dişe vuruşundur. Bir nur talebesine cenneti gaye ettiremezsiniz. Bir nurcunun cenneti, cennetin sahibi olan Allah'tır. Gayesi budur. Bir nurcu bütün insanları kendi etsa ve efradını bildiği için bir başkasına gurur ve kibir, haset, kıskançlık yapamaz, yapmaz. Çünkü benim elemanım, benim gölgelerim diye bakar. Arkadan bakıyor. Arkadan bakıyor. Allah Allah. Kelamın zemini ve yaşı yoktur. Kelamın ne zemini var ne yaşı var. Bir kelime ile kendini nerede terbiye olduğunu gösterir. Başka? Kelam zeytinyağı gibidir. Hem nur, hem nar, hem duman, hem yanıklara merhem, hem içsel organlara şifadır. Ki Allah Resulü yiyin, için sürünün diyor. Zeytinyağı gibidir. Hem nurdur, hem dumandır, hem ısıdır, hem ışıktır, hem merhemdir. Hem içsel gıdadır. Zeytinyağı gibidir kelam. Kelam kişinin içsel kimliği, kişiliği, hayatının nüfus cüzdanıdır. Allah Allah. Manalar kalpten yatıyorlar, irade aklın borazanı bağırarak uyandırıyor. Şuraları okumuş kabul edelim. Veya şunu da gözüme çarptı. Bir saati geçtiğinin farkındayım, herhalde geçti. Öyle mi? Ha, iyi iyi benim işte herhalde. Öyle mi? Tamam 5 dakika kullanayım o zaman. Çabuk çabuk. 5 dakika dediğinde 1 dakikasını buna vereyim. Şimdi dünyada kaç milyar insan var? 7 milyar diye deniliyor. Tamam. Geçmiş, geleceği konuşmuyoruz. Geçmişte milyarlarca insan var değil mi? Yani gafiller var, fasıklar var, peygamberler de var, salihler var. Hele kafirleri söylüyorum. Kur'an söylüyor, peygamber söylediği için söylüyorum. Diyor ki, diyorlarmış hep, Allah'ım ne olur bizi dünya üzerine 1 dakika çıkar. Bir kafir sonsuz cehennemde, değil mi? Şeddatlar, firavunlar, sonsuz cennete gidebilmesi için günah kadar yansa bile şunu demesi lazım. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derse değil mi? İmanı var, var, ameli olmasa bile. Arkadaşlar, yerin altında milyarlarca inleşen, allaşan ve Allah'a yalvaran kullar şöyle diyor. Allah'ım ne olur 1 dakika ver. 1 dakika. Dünyaya çıkayım. 1 dakika. Ne olur ama Allah hayır diyor. Buna peygamber de dahil. Peygamberler insan olarak değil, vazifedar olarak değil, temessül olarak, timsal olarak geliyorlar. 1 dakika ya Rabbi diyen, inleşen, allaşan milyarlarca yerin dibindeki insanların varamadığı, elinde olmadığı ve olamayacağı imkan sende o dakika şu anda var. O 1 dakika sende var. Kullanalım onu beraber istersen. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadikul Vadil Emin. Vallahi tamizat itikatınızdan biliyorsunuz, milyarlarca insan şu anda yerin dibine bunu söylemeye muhtaç. Hatta 10 saniye, belki çabuk geçer diye, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der yani. O 1 dakika biliyor musun? Orada
Olmuyor. Bitti. Hatta daha geçmeden var ya sekerat. Bitti. Ama burada diyen diyebiliyor orada. Burada dememişse ama ne kadar ne derse desin buradaki bir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demenle orada milyarlarca sene söylesen hiç ağzın durmasa yetişemez. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki sen diyor okyanusların damları adedince nafile kılsan bir farz namazına denk gelmez diyor. Okyanusların zerratı adedince nafile kılsan bir sabah namazının iki rekatına gelmez. Adam bir tanesi dedi ki Orlando ben, hocam dedi işe gidiyoruz zamanımız olmuyor ki kılalım ama çok istiyoruz. Dedim ki büfeden alışveriş yapıyor musun? Evet yapıyoruz dedi. Elinden para düşse dedim 10 cent. Ne yaparsın? Mesela 3-4 metre gitti. Allah bilmem neyini versin lan almıyorum lan seni. Der misin? Yok hocam ne yapayım? Bak 2-1-2-3 adım. Eğil kalk 3 adımda gel. Aa, sabah namazın farzı. Ve şimdi 10 cent kadar değeri yok mu sabah namazın farzı? Eğer 10 cent kadar değeri yoksa bana ver. Unutma o dedi ki, dedim ki milyarlarca insanın eline geçmediği o dakika sende var şimdi. Böyle kafayı bir tuttu. O zaman demek ki dak etti yani. Evet o dakika hepimizin elinde. Ne olur o dakikayı kullanın. Milyarlarca insanların ağlaşıp, inleşip Allah'ı devreye sokuyor ama Allah kabul etmeyeceğim diyor. Gelemeyecek diyor. O var bizde. Gel bunu çöplükte harca. Olur. Onu bunu gıybette iftirada harca. Mesela kelam, kelime fotona benzer. Güneşten çıkan parçaya benzer. İnsanın cesedi de odun gibi. Bak odun insana benzetiyor. Odunun içindeki duman nefis. Allah hangi ilim ve teknolojiyle oduna dumanı yerleştirmişse bedene de nefse öyle yerleştirmiş. Nuru da bedene böyle. Şimdi kelam da maksat güneş, şey kişi. O güneşten çıkan foton var ya, fotonun içerisinde ısı var, ışık var, yedi renk var, ultraviyol ışınları var. Yani şeyin bitkilerin neşe neması için malzeme var. Nereye çarpası oluyor. Yani güneşten çıktı karanlık. Atoma çarpınca gözüküyor. İşte ağızdan çıkan her bir kelam foton gibi. Kimisine nur olur, kimisine ziya olur, kimisine ısı olur, kimisine ışık olur, kimisine enerji olur, kimisine kırmızı olur, kimisine pembe olur. Foton parçası gibi, foton gibidir kelam. İnsan duruşu, bakışı, kokusu. Mesela bak böyle duruyor. Böyledir ya. İnsanın duruşu, bakışı, kokusu da kelamdır. Çünkü kişiyi taşıyor. Adam diyorsun ona şuna bak ya falan diyorsun diyoruz. Taşıyan taşınana uygun olmalı. Sirayeti de gösteriyor. Yani mesela duruşu ulan bu ne demek istiyor? Hemen mana çıkartıyoruz. Demek ki bakış da bir kelamdır. Kelam kuvvetini 4 mertebeden alıyor. Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne maksat için söylemiş? Eğer kelamın içerisinde yaşanan bir hayat varsa, tefekkür eden bir dima varsa, hisseden bir vicdan varsa, o vicdandan, o kişiden çıkan kelam kendisinin bu özelliğini taşıdığı için ona tesir ediyor. Bunun adı ihlastır. Evet, sair kelamların Kur'an'ın hayatına nispeten şişelerdeki görünen yıldızların küçücük akisleriyle yıldızların aynına nispeti gibidir. Beşeri kelamlarda kendileri var. Şunu okuyorum, herhalde son olur. Kur'an'ın semavi olması içeriğindendir. Delili de okunduğu zaman akıllara nur ve gıda. Aynı ayet mesela bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu akıllara nur ve gıda, kalplere ve ruhlara feyiz, hastalara şifa, ervah habiselere saika ve helaket, meleklere ve ruhanilere ve ervah aliyelere gıda, bedende
pozitif enerji, kabirde nur ve gıda, haşirde sennet ve berat, sıratta burak, cennette inşallah hakikat ve cemali ilahi olan kelam ezeli. Yani aynı ayet. Mesela öyle bir ayet ki miras hukuku. Miras hukuku, mirası anlatan bir hukuk. O ayet hukuk. Akıla nur. Kalbe feyiz. Bedene okuyana enerji, pozitif enerji. Sebabın bedensel karşılığı pozitif enerji. Aynı o ayet kabirde nur ve gıda. Haşirde senet ve berat, sıratta burak, cennette hakikat ve içerisinde rüyetullah. Aynı ayet. Gel de iman ettiğin Kur'an'ı bilmeden git kabire. Münker Mekir sana diyecek ki oku kitabını. Gerçi sünnettir yani Kur'an. Bilmiyorum. Allah Allah. İman ettiğin kitabı okumasını bilmiyorsun ha? O zaman der ki ya böyle cennete doğru git bakalım. Der tabii der Allah'ın izniyle. Çünkü sen torpili gidiyorsun. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbim. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zümresini eyle ya Rabbi. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza ibadetullah ve hayatın hakikatına kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağı demiri, Süleyman Aleyhisselam'a cinni insi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şemse kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarını ve kalplerini Risale-i Musahhar yap. Nur talebelerini ve ehli imanı insi ve cinni şeytanları şerinde semavi arz-ı afatlarda muhafaza hifzeyle ya Rabbi. Cennet-i Firdevs'te mesut kıl ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyenleri ve bizden dua isteyenlerin Risale-i'nin hizmetiyle alakadar olanları iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ehli imanı haseten nur talebelerini maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habiseleri mevad-i şerileleri evlerinde hak ile yeksan eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi şifalara vesile olan ervah-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri nasib-i müesser eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de takva ile hizmette içtinab-ı kebairle ve hizmette devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi doğru yerde, doğru insanlarla doğru işleri nasip etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aklımızı, kalbimizi, fiiliyatımızı imtizaç ettirerek tek bir hakikat haline gelmesini meleke haline dönüştürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi usul ve furularımızdan, anne babalarımızdan, eba ecdatlarımızdan her kimler ahirete intikal etmişlerse, her kim oradan bize dua ediyorsa, kimler bizden bir şey bekliyorsa, kimlere söz vermişsek ya Rabbi onları da aziz eyle, ruhlarına da gönderiz, ulaştır ya Rabbi. Ölmüşlerimizin ya Rabbi mekanlarını cennet bahçesinin bir bahçeyle, Maide-i Kur'aniye hisselerini azim eyle ya Rabbi. Bizim de ruhumuza iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi azim eyle ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı mazsalavat.